Merhaba. Mobilyada çok önemli bir şey var. Marküteri. Yani doğal kaplamalardan ince böyle desenler çalışan bir dükkandayım. Bunlar yavaş yavaş yok olmaya başladı ama artık CNC ve lazer tezgahlarıyla bunlar yeniden canlanıyor. Yerine desenler çalışılacak. Bu desenleri çalışan bir firmadayız. Bununla ilgili videomuz muzu seyredeceksiniz. Bakın neler yapıyorlar. Doğal kaplamadan çiçek deseni, gerçek ahşap görüyorsunuz değil mi? Masaüstü tabloları ve bir sürü numune. Marküteri kaplama çalışma sanatı. Masaüstü mesela doğal kaplama dikiyorlar değil mi? Çok güzel ya. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Selam abi. Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet, artık CNC tezgahlara geçmişler ya. Kolay gelsin. Oo, bizim malzeme güzelmiş. Çok güzel. Kolay gelsin ustam. Nasılsınız? Şöyle bir çekim yapabilirim değil mi? Aa, lazer falan artık işler büyümüş ya. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olsun. Altan ben. İsim neydi efendim? Ali. Ali Bey. Memnun oldum. Belki görüşmüşüzdür Ali Bey. Ben eski bu işlerle uğraştığım için. İç mimarım ben. İlk defa size şimdi geldim. Eskiden böyle elle falan kesiliyordu ya. Onları... Ya sorma. Onlar artık gitmiş ya. Çok güzel. Onlar artık. Bayağı da temiz kesiyor ya, fazla yakmıyor. Yok, yani. Yakmaz. Güzel. O yaksa bile şey, iş zaten o. Yani zımpara girdiği zaman ücretli geliyor zaten. Kendine geliyor değil mi? Süper ya. Elinize sağlık. Bu sanat da bitiyordu ama iyi kurtardı bizi bu zaman. Vallahi gerçek ya. Eskiden bu işi yapan çok fazla insan vardı. Değil mi? Şu an 3-5 kişi kaldık, iş arıyoruz yani. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Bu marketer işinde ne yapıyordum biliyor musun? Sana bir numara öğreteyim. MDF'yi getiriyordum ben Ali abiye, tamam mı? Harfleri evde bilgisayarda yapıyordum, getiriyordum, kestiriyordum. Ali abi benden 50 lira alıyordu. Tabelacıya gidiyordum, 1000 lira istiyordu. Anladın mı? Harfleri götürüyordum şeyciye, cilacıya. O da boyuyordu. Ona da veriyordum 200, 100 lira. 150 liraya ben tabela yapıyordum ahşaptan. Çok güzel ya. Sevindim valla, iyi oldu böyle bir yer gördük. Efendim Altan. Altan Bey. Tamamen şey, klasik bir çalışma. Belli belli gördüm, içeride biraz çok güzel şeyler var. Sağ olasın abi. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Ali abi artık el çizimlerini bırakmışsınız. Yavaş yavaş şeye mi döndük diyorsun? Ya ama şey, ne güzel. Karakalem ile yapıyoruz. Tabii tabii, karakalem bize olmaz yani, elle edip tasarlanıyor şey her şey. Şey yapıyor, Aydın Gere bir bunu karakalem çalışıyor, onu plasörden geçiriyorum, ondan sonra da çiziyoruz burada. Süper. Ölçü de kaymamış oluyor. Hem daha güzel çıkıyor. Tabii ki. Süper süper. En zorlandığınız kaplama çeşidi hangisi? Piramit. Piramit kaplama değil mi? Hı. Sert mi? Şeyleri mi? Tabii kılçıkları dağınık. Hamur oluyor ki sert ya. Hmm. Sert olduğu için çalışması zor oluyor. Zor. Normal kaplamaya göre. Eyvallah. Çünkü bir de ağacın dikiminden dolayı kalın biçiliyor, 0.8 gibi. Hmm. Normalde bunlar 0.5, 0.6 biliyorsunuz. Tabii. Şunlar değil mi? 0.6 civarı yani. 6, evet. 1 milim bile yapmaz. Yok, yapmaz. Biz çizerken 1 diye çiziyoruz da işte. Evet. Eyvallah eyvallah. Şimdi güzel ya. Bu da değişik bir kaplamamış ha. Bu da yabancı bir ağaç ha. Lavona'nın bir değişiği. Yani çok nadir enteresan. Bulunacağım bir şey bu. Bir kaplamacı bir yerden bulmuş getirmiş onu. Şu an sana desen olancı. Şey kırmızı ya. Baksana pembe. Şey yok yani. Devam yok. Ama boyalı galiba. Açık. Boyalı gibi. Değil mi? Boyalı gibi. Böyle bir kızıllık var. Özel bir emprenya yapıyorlar biliyor musun? Çok güzel. Böyle kına gibi. Kokar böyle kına gibi. Şeyler yapıyor. Finlandiyalılar. Hı. Onların emprenyası çok değişik. Anladım. Kızmızı kına gibi kokuyor. Şu... Sedir ağacı falan. Şeyler yapıyor. İspanya'da buluyorlar genelde. Ben oradan bir dış yapı şey malzeme var. Biliyorlar biliyorsun. Onları şey boyuyorlar. İspanya'da boyuyorlar. Şu gördüm biraz önce, baktım onlara. Çekim yapacağım bunlarla ilgili ya. Güzel bir şey hazırlayalım. Şu da ceviz galiba değil mi? Evet. Arasan gelmez böyle. Doğal ceviz kaplama. Üstünden bir desen kesilmiş bakın. Marketör deseni. Yakarak kesiyor. Bunları gördüm. Bunları gördüm. Bunları ayrıca bir konuyla çekeceğiz. Biz aslında marketörde çok önemli.
Burada da bitmiş bir masa gösteriyorum ben size. Cilası yapılmış. Tam olarak eskiden kalmış burada ama yarım. Görüyorsunuz değil mi? Elimi koyma sebebim ölçülerini algılamanız için. Ne kadar... Gidelim mi? Vallahi bu... Burada şimdi ne var? Akça ağaç var mı? Akça ağaç, siyah, ceviz kök, akça ağaç, maun. Maun. Bunlar tabii hep doğal kaplama olarak hazırlanıp yapıştırılmış ağaçlar. Burada bu, dikildi yani. Boyamaya hazır malzeme. Süper. Ona hastayım şu arkadaş. Bizim masamız da çok güzel olacak ya. Çok güzel. Bunlar da kendinden boyalı, biliyor musun bunları? Orijinal rengi şu. Derman bak, bu okaliptüsü ne yapıyor biliyor musun? Paris'te, İspanya'da bunu şeye koyuyorlar. Özel bir pempreye yapıyorlar. Kendi ömüyor. İspanya'da da var. İtalyanlar zaten uzman. Bu böyle bu hale geliyor. Okaliptüs ağacı şu doğalı. Bak şu yerdeki doğalı. Buradaki boyalısı. Bunun rengi var, yeşili var, kırmızısı var. Gördüm, çok güzel. Kaplamacılar artık işi bitiyor ama benim kaplamam kral. Kral kaplama. Burası da kaplama artık. Masa deseni. Maun var, gül var. Arada ne var? Gül değil abi, o da ceviz kök. Ceviz mi? Ceviz kök, maun. Şu ne? Akça beyaz akça ağaç. Çok tatlı. Bir milim yani. Hah, eyvallah. İşte sanat bu tür şeyler ya, bu doğal kaplamadan yapılmış. Mirti kök, maun, yok pardon anzem, ceviz kök, mirti, armut, renge, akça ağaç, maun. Bu görmüş olduğunuz ürün tamamen doğal kaplamadan imal edilmiş. Bunlar da şey. İnce ağaçtır yani, bildiğin doğal ağaçtır. Çok evet güzel. Abi böyle yapıştırmıyor. Tabii. Buna arka yüzeyi, buna medefede falan yok. Burası üstte kalıyor. Yok, bantlar sökülüyor tabii. Burayı arka verirsen bir sene sonra atar. Bu derman, bunu terslemesine yapıştırıyorlar. Şeyde preste. Bak bunlar da şey abi. Preste yapıştıktan sonra tıraşlanıyor, bu çıkıyor yine. Bunlar da piramit kök. Bunlarda çok güzel desenler var. Müthiş. Bunlar biraz pahalı ama. Tabii. Ama değer yani. Değer. İşte kaplamadan ne diyoruz bu çalışmada mesela? Marküteri değil mi? Marküteri. Yani doğal ahşap kaplamadan çalışılmış desenler. Vereceğiz. Çok güzel, çok güzel şeyler. Elinize sağlık. Bakın ne kadar incelikli şeyler.